Bugün potansiyel nedir, ne değildir bunu anlatmak istiyorum. Hızlıca iyi odaklanın, konsantre olun. Neler kazanacağım, neler öğreneceğim oraya odaklanın. Potansiyel çok basit sevgili arkadaşlar. Bilmediğimiz, keşfetmediğimiz, içimizde atıl duran enerji, bilgi, yetenek bunlar sevgili arkadaşlar. İnsan genellikle bir potansiyeli var. Bu kadar bir potansiyeli var. Ama sadece bu potansiyelin bu kadarını kullanıyor ve bu kadar olduğunu zannediyor. Yani bu kadar, sadece bu kadar benim potansiyelim var diyor. Başka bir potansiyelim yok. Benim bu kadar kabım var diyor. Aslında bu değil. İstatistiklere göre bu kadar sevgili arkadaşlar. Daha fazla potansiyeli var. Yani insanların %98'i potansiyelini kullanmadan ölüp gidiyor. Kullanmadan, hiç atıl duruyor bu potansiyeli, hiç kullanmadan. Sadece burayı kullanarak fakirlik yaşıyor. Zelil oluyor. Huzursuz oluyor. Mutsuz oluyor. Hep dert, hep sıkıntı ve hayatını bu şekilde tüketiyor, mahvediyor, hastalıklarla ölüp gidiyor çok üzücü bir şekilde. İstatistikler bunu gösteriyor. Bu ispatlanmış değerli arkadaşlar. İnsanların %98'i bu halde. Yani potansiyeli keşfetmeden yaşıyor, tüketiyor. O yüzden Peygamberimizin buyurduğu hadis-i şerif çok önemli. Kendini bil ki, yani potansiyeli keşfet ki ömrün zayi olmasın, ömrün israf olmasın buyuruyor Peygamberimiz. O kadar önemli potansiyel. Potansiyelini kullanmadığın zaman işte biraz önce dediğimiz gibi zelil olarak, fakir olarak, huzursuz olarak, sağlıksız bir şekilde insan hayatını tüketiyor. Potansiyelini peki insan kullanıyor mu? Dediğim gibi istatistiklere göre kullanmıyor. Ben de geçmişte potansiyelimi bilmiyordum. Neler yapabileceğimi bilmiyordum. Benim öğretmenim bana inanıyordu. Resim öğretmenim vardı. Böyle ufacık tefecik bir boyu vardı. Ve ben resim çizdiğimde bana en iyi notları ben alıyordum resimde. Arkadaşım da vardı. Hep onun resimlerini de ben çiziyordum. Ve en iyi notları ben alırken aynı zamanda arkadaşım da iyi notlar alıyordu. Öğretmenim onun resmini de kendisi yaptığına inandığı için ona da iyi not veriyordu. Devamlı beni koşulluyordu. Diyordu ki lise 1'deyken sen iç mimarla seni ben kayıt edeceğim. Mimar Sinan Üniversitesi çok güzel bir üniversite. Denize sıfır. Mükemmel İstanbul'da Mimar Sinan Üniversitesi duvarına böyle denize sıfır olduğu için dalgalar vuruyor. O kadar çok güzel bir üniversite. Ben seni o üniversiteye kaydedeceğim dediğinde ben de içimden bu iç ses vesvese diyordu ki yok öyle bir şey diyordu. Olmaz diyor, sen beceremiyorsun, sen resim çizemiyorsun, ne anlarsın resimden diye içimdeki ses beni hep frenliyordu. Çünkü bizi hep öyle yetiştirdiler, yapamazsın, beceremezsin, olmaz falan. Herkes bize takoz oluyordu. O yüzden ben de kendime inanmıyordum ama o öğretmen bana inanıyordu ve bir gün İnanmadığım halde resim konusunda beni ve arkadaşımı zorla dedi, size ben zorla bir resim çizdireceğim, yarışmaya katılmanız lazım. Siz çünkü çok güzel resim çiziyorsunuz. Neyse bizi bir odaya kapattı, başımıza oturdu ta öğretmen ön tarafta ve dedi ki şimdi size bu kağıtları veriyorum, bu konuda resim çizeceksiniz dedi. Yani inanıyordu benim o resim kabiliyeti olduğuma, potansiyelim olduğuna inanıyordu ve zorla bana o resmi çizdirdi. Uzaktan kendi bir şeyle meşgul olurken ben resmimi çizdim, bitirdim. Sonra arkadaşım dedi ki ya ben resim çizemiyorum, biliyorsun hep sen benim resimleri çiziyordun, şu kağıdı da çiz. Tabii onun da resmini ben çizdim. Sonra öğretmen aldı, biraz sonra resimleri çizdikten sonra baktı dedi çok güzel ama ben beğenmiyorum resimlerimi. Bakın bu çok önemli. Yani sen kendin potansiyelini keşfedemezsin asla. Dışarıdan bir göz, dışarıdan bir kalp, dışarıdan birisi görmesi lazım. Senin potansiyelini o keşfedebilir. Yani bir rehber, bir öğretmen, bir eğitmen, bir yol gösterenin olması gerekiyor. Yoksa potansiyelini sen kendin, garanti diyorum, garanti veriyorum, kendini keşfedemiyorsun. Çünkü ben bunu yaşadım, ben inanmıyordum kendime. Ve bu resmi çizdikten sonra
aldı resimleri. Biz de zaten resim çizmek için, yani ben inanmıyordum yani başarılı olacağımı inanmıyordum. Bu yarışmada da sondan birinci olurum falan diye inanıyordum. Sonra aradan 3 ay, 5 ay, 1 sene geçti. Tam bilmiyorum, hatırlamıyorum. Müdür çağırdı bizi. Ben de disipline gireceğiz diye. Arkadaşımla beraber beni çağırdı. Dedim acaba bir şey mi yaptık? Bir hatamız var. Müdür çağırmaz kolay kolay. Disiplin cezası olursa çağırır. Ve biz tıpış tıpış gittik böyle. Müdürün önünde durduk. Adamın suratı da zaten asıktı çok. Korktuk yani bir şey mi var falan diye. Müdür dedi hazır mısınız dedi. Niçin dedik. Siz dedi sen ikinci olmuşsun sen de üçüncü olmuşsun. Şimdi araçlar hazırlanıyor, otobüsler hazırlanıyor. Bütün öğrencilerle beraber valiliğe gideceğiz. Ve resim yarışmasına katıldınız siz. Size ödül verecekler dedi. Şaşırdım. Yapma ya dedim içimden. Yani hakikaten bizim resimler o kadar iyi miydi ya? Allah Allah falan. İnanamadım yani. Sonra gerçekten o otobüse bindiğimizde anladım. Hemen o gündü zaten. Otobüse bindiğimizde, oraya gittiğimizde valinin elinden hediye alınca kabul ettim artık. Ha tamam dedim. Benim resim iyiymiş. Çok güzel resim çiziyorum. Yani şunu demek istiyorum. Eğer sen potansiyelini kullanırsan sana ödüller geliyor. Bana da ödül gelmişti. O zamanın hediyesi bir televizyon, antenli böyle cep televizyonu vermişlerdi bana. Arkadaşıma da saat vermişlerdi. Onun resmini de gerçi ben çizmiştim. Hatıra olsun. Ve bu arkadaşımla hala görüşürüm değerli arkadaşlar. Potansiyelini keşfedersen veya birisi keşfederse içinde atıl bulunan bilgi, kabiliyet, yetenek aktive hale geliyor. Ve içindeki potansiyeli kullanmaya başlayınca yani aslanı kullanmaya başlayınca ödüller gelmeye başlıyor. Hayat her zaman böyledir. Yani sen potansiyelini kullanırsan hayatta şu kısmı sadece biliyorsun. Buraları da kullanmaya başladığında arzuladığın maddi zenginlik, manevi zenginlik, sağlık, huzur, mutluluk hepsi sana geliyor. Yani ödüller geliyor. Kullanırsan ama. Kullanmazsan ömrünü zayi ediyorsun. Ömrünü israf ediyorsun. Enerjini tüketiyorsun, sağlığını tüketiyorsun, sinirlerini tüketiyorsun, her şeyini tüketiyorsun ve ömür zayi oluyor. O yüzden kendini bilmek çok önemli, kendini tanımak, potansiyelini keşfetmek çok önemli. Eğer bunları yapamıyorsan yazık, günah, ömrünü mahvediyorsun kendini. Çok üzücü. Benim hayatım, içimdeki potansiyelleri, kendi potansiyellerimi sonra keşfettikçe hayatım kolaylaştı, güzelleşti ve gıpta edilecek yerlere geldim elhamdülillah. Ve benim programa katılan arkadaşlar da aynı o içindeki atıl bulunan potansiyellerini kullandıkları için evi olmayan ev aldı, arabası olmayan arabalar aldı. Yani ihtiyacı olan maddi ve manevi, şimdi bu maddi taraflarını anlattım ama manevi tarafları evlenmeyen evlendi. Çocuğu olmayan çocuğu oldu. Yani her şey insan hedefine ulaşıyor o zaman potansiyelini kullandığı için oluyor. Bunu da çok güzel açıklıyor aslında hadis-i şerif ama anlayana bu. Ömrünü zayi etmemek için kendini bil buyuruyor Peygamberimiz. İsraf etmemek için, ot gelip saman gitmemek için maalesef biraz amiyane tabirle bunu söylüyorum ama gerçekten insanları uyandırmak için bunu söylemem gerekiyor belki de. Ben bu hafta inşallah pazar günü saat 19'da nasıl potansiyelini keşfedeceksin ve bu arzuladığın hedeflere ulaşacaksın bunu anlatacağım inşallah. Ve siz de potansiyelinizi nasıl aktive ederek arzuladığınız o güzellikler, herkesin istediği güzellikler var değil mi? Herkesin hedefleri var. Çünkü hedefi olmayan insan yok. Hedefi olmayan insan ölmüş demektir. Çünkü herkesin bir hedefi var. Hani ruhu var insanların. Herkes bir şey istiyor. İşte bu hedeflenen yerlere gitmek için insanın potansiyelini keşfetmesi lazım. Bu pazar günü inşallah saat 19'da anlatacağım bu konuyu. Ve sevdiğiniz dostlarınız, arkadaşlarınız vardır. Güzellikler paylaştıkça çoğalıyor. Potansiyelinizi nasıl keşfedeceksiniz konusunu anlatacağım seminere katılım için. Bu videoyu, bu canlı yayın yaptığım video kayıt olacak. Bu videoyu sevdiğiniz dostlarınıza, arkadaşlarınıza gönderin değerli arkadaşlar. İnşallah pazar günü 19'da kaydedin. Bir milat olacak. Hayatınızda böyle dağlar kadar fark olacak eğer potansiyelinizi kullanırsanız. Eğer o anlattıklarımı yaparsanız bizim işimiz
İnsanların içindeki o kabiliyetleri, yetenekleri keşfedip hayatını kolaylaştırmak, onlara güçlü alışkanlıklar kazandırmak. Bakın tekrar söylüyorum, güçlü alışkanlıklar kazanarak arzuladıkları hedeflere, güzelliklere kaliteli bir şekilde, kalıcı bir şekilde, emin adımlarla ilerleyerek onlara ulaşmak sevgili arkadaşlar. Bu kadar yeterli. Kendinize iyi bakın. Pazar günü saat 19'da görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın efendim.